Saat 9 Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Doğan TV Kanal D, CNN Türk Ankara temsilcisi Hakan Çelik'le birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Afrin'deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya konuşmasında açıkladı. Komutanla görüştüm. İnşallah biraz sonra Bursa'ya tepesini düşüreceğiz dedi. İşte bu sözlerden kısa bir süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri dağı ele geçirdi. Türk bayrağını o dağda dalgalandırdı. Harekat için önem taşıyan noktalardan biri Aziz'in hemen doğusunda bulunan Bursa'ya dağıydı. Topçu atışları ve savaş uçaklarıyla bombalanan Bursa'ya da teröristlerin yaptığı 7 beton kule de vuruldu. Bursa'ya dağının ele geçirildiğini Türk Silahlı Kuvvetleri yazılı açıklamayla duyurdu. 14.30 itibariyle Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Bursa'ya dağı ele geçirilmiştir. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir mesajı verildi. Dağın kontrolünün sağlanmasının ardından Türk bayrağının açılması, işte biraz önce aktardığımız gibi şimdi de aktarıyoruz, kameralara yansıdı. Zeytin Dalı Harekatı'nın 9. gününde toplam 20 nokta teröristlerin elinden kurtarıldı. Evet, Mehmetçiğin Bursa'ya dağında Türk bayrağını, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırışı ve dikişi işte kameralara böyle yansıdı. Türkiye'de geliştirilen beton delici bombalar etkili oldu Bursa'nın alınmasında. 90 santimetre kalınlığında duvarlara sahip betonarme tüneller, kuleler, buralarda saklanan teröristler etkisiz hale getirildi. Bu 90 santimetre kalınlığında duvarlara sahip betonarme tünelleri, kuleleri beton delici bombalar yerle bir etti. Bursa'ya dağındaki beton tüneller de çok tartışılıyor. Ele geçirilen dağda terör örgütü PYD-PKK'nın mevzileri de işte böyle görüntülenmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin basın mensuplarına dağıttığı görüntülerde dağda terör örgütünün inşa ettiği beton tüneller çok daha detaylı görülüyor. Dolayısıyla bu tüneller nasıl yapıldı, kim destek verdi, daha önce Irak'ta, Amerika'nın Irak'ta kullandığı bu kulelere işgal kuleleri deniyordu, hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla bu beton kulelerin inşası ve Bursa'ya dağındaki bu görüntülerde yine tartışılmaya devam ediyor. Konuşacağız birazdan. Askerlerin Suriye içinde ilerleyişi devam ediyor. Hatay ve Kilis sınırı hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri de gün boyu belirlenen hedeflere atış yaptı. Sınır birliklerine askeri sevkiyat da durmadı. Kilis kent merkezinde iş yerleri ve belediye hoparlörlerinde Mehter Marşı'nın çalındığı duyuruldu. Askere moral turları bu görüntülerle yapıldı. Bursa Dağı'nın ele geçirildiği haberi de sınırda sevinçle karşılandı. Kilis'ten yansıyan görüntüler. Bir yandan orada birliklere sevkiyat, halkın desteği de böyle yansıyor görüntülere. Yine TSK ve ÖSO adım adım Afrin'e doğru ilerliyor. Terör örgütü PYD'nin eğitim kampı olarak kullandığı Ali Bekki köyünü de yine hafta sonu gelen haberlerde ele geçirdiğini görmüştük. Bursa'ya dağının ardından hedef Tel Rifat mı olacak? Böylece harekat Afrin merkezine de ulaşmış olacak. 557 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Türk Silahlı Kuvvetleri. Afrin'in güneyindeki Ömer Uşağı köyü de terör örgütünden temizlendi. Bölge halkına gıda ve ilaç yardımında bulunuldu. Yine hafta sonu Adamanlı köyünün teröristlerden kurtarılmasının ardından evlerine dönenlere gıda malzemesi dağıttı Mehmetçik. Vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi. Köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanına teşekkürü vardı evlerine dönen halkın. Komutan da sizler için buradayız. Sizler emanetsiniz. TSK olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız dedi. Bir yandan Kızılay Azez'e muhtemel göçe karşı 50 bin kişilik çadır kent kuruyor. Sağlık Bakanlığı 500 yataklı bir hastane planlıyor. Orman Bakanlığı harekata 60 iş makinesi ve kamyonla harekata destek veriyor. Dolayısıyla bir yandan bu çabalar da sürüyor. Ve Afrin'e doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun ardından dönen, köyüne dönen halka verilen yardımlar ve onların görüntüleri böyle ekranlarınızda yansıyor. Çorum ve Amasya'da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı. Bugün Afrin'de destan yazıyorlar. Yarın sınırlarımız boyunca teröristlerin bulunduğu diğer yerlerde aynı destanı yazacaklar dedi.
Dolayısıyla hafta sonu boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar vardı. Irak sınırına kadar bu temizliği, terörist temizliğini yaparız vurgusu geldi Cumhurbaşkanı'ndan. Konuşacağız detayları. Bülent Tezcan dün hafta sonu programında Hakan Çelik'in konuğuydu. CHP sözcüsü. Esad'la görüşülmeli. İncirlik üssü kapatılması dahil her türlü desteği vereceğiz. Dolayısıyla bu bir devlet harekatıdır. Siyaset üstüdür. Partiler üstüdür vurgusu yaptı. Bir yandan da Afrin şehitlerimize veda vardı. Biri yeni evliydi, diğeri baba olmaya hazırlanıyordu. Afrin'deki harekatta şehit olan iki askerimiz törenlerle toprağa verildi. İstanbul ve Mersin aynı gün şehitlerini uğurladı. Binler o cenaze törenine katılıp şehitlerimizi son yolculuğuna uğurladı. Dünden yansıyan görüntüler böyle. Allah'tan, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve büyük sabır diliyoruz. AK Parti'den ÖSO raporu geldi. Özgür Suriye Ordusu El-Kaide bağlantısı gerçek dışıdır deyip 5 sayfalık bir bilgi notu paylaştı. Dolayısıyla bu konudaki tartışmalar devam ederken CHP AK Parti gerilimi de sürüyor. Ve bu noktada neler yaşanıyor birazdan bakacağız. Ege'de de sıcak anlar yaşandı. Ege Denizi'nde sıcak dakikalar derken Kardak kayalıklarına çelenk atmak üzere Yunan hücum botla gelen Yunanistan Savunma Bakanı'nı Türk Sahil Güvenlik ekipleri engelledi. Dolayısıyla Kardak'ta da Ege'de de sıcak anlar görüntülere böyle yansıdı. Yunanistan Savunma Bakanı çelenk bırakmak istedi. Yunan botuna Türk gemileri, sahil güvenlik ekipleri izin vermedi ve bu görüntülerde düne yansıyan gelişmelerden bazılarıydı. Günaydın Ankara, Hande Hakan. Günaydın. Günaydın. Afrin harekatında, Zeytin Dalı harekatında kritik bir noktaydı. Bursa'ya dağı ve Ay Yıldız Bursa'ya da Türk bayrağı oraya dikildi. Bursa'ya dağının ele geçirildiği ilan edildi. Bu ne anlama geliyor harekata ilişkin ve bundan sonrasına ilişkin? Hande, başlayalım istersen. Ha, tabii. Bursa'ya da önemli bir tepeydi, onu söyleyelim. İlk başladığı günden beri de ifade etmeye çalışmıştık. Şu yüzden önemliydi. Bir defa roketlerin kente atıldığı yer Bursa'ya dağıydı. İkincisi, örgütün üstlendiği bir alandı. Üçüncüsü, Afrin şehir merkezine gidebilmek için bu dağın geçilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu üç açıdan da dikkat çekici bir nokta. Şimdi dolayısıyla yerden koordinatlar belirlendi. Uydudan aynı şekilde belirlendi. Hem MİT hem Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, ÖSO birlikte çalıştılar. Ve dağ ele geçirildi. Tabii orada hep izlediğimiz o tünel görüntüleri, oluşturulmuş olan tünel görüntüleri çok karşılarına çıktı, onu da söyleyelim. Şimdi birincisi, bu roket atma işi bitmiş oldu. Örgüt tarafından Türkiye topraklarına atılan roketler önlenmiş oldu. İkincisi, önemli bir mevzeyle geçirilmiş oldu ve bundan sonrası için düz bir arazi, Afrin'e gidiş. Ama şunu söylemek lazım, gene de tabii bir süre, tarih verilmiyor. Bunun nedeni şu: burada Afrin'e gidişi ne kadar kısa bir mesafe ve düz bir alan olsa da belirleyecek olan lojistik durumu, hava koşulları ve arazi koşulları. Dolayısıyla yani şunu söyleyelim, hem hava koşulları biliyorsunuz sis ve benzeri olabiliyor, arazi aynı şekilde, ama lojistik dediğinizde arkada bıraktığınız, ele geçirdiğiniz alanların güvenliğinin sağlanması önemli. Giderken, yolda giderken, ilerlerken mayınlama olduğu için buna dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir süre verilmiyor ama bundan sonrasında Afrin merkezine doğru hareket herhalde dağın ardından daha dikkat çekici bir noktada gelişecektir gibi duruyor Ebru. Hakan. Şimdi biz ilk defa oradaki görüntüler yayınlandığı zaman burada canlı yayındaydık, Parametre'deydik ve ben burada bayağı ciddi betonarme bir çalışma yapılmış diyerek oradaki sığınaklarla ilgili tespitimi, değerlendirmemi aktarmıştım. Gerçekten
NATO'nun bazı üyelerinin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere PKK, YPG terör örgütüne sadece kritik silahları vermekle kalmadıklarını, bir taraftan da NATO'nun inşa know-how'ını, yani nasıl yapılır bilgisini aktardıklarını görüyorum. Bu tabii çok kaygı verici bir şey. Amerika'nın çok ciddi koruma sağlayan ve gizlenme kuleleri imkanı. Ona benziyor diyorsun. Bu terör uzmanlarının da bu konuda açıklamaları vardı. Hatta kuleler vinçle 2-3 saatte kurulabiliyor. Almanlar galiba tahkim etmiş beton kuleler ve tünellerle. Alman mühendislerin de çalıştığı söyleniyor. Irak'ta gördüğümüz, değil mi? Evet. Yani Ebru, bu PKK'nın PKK'nın YPG'nin kendi imkanlarıyla, bilgi birikimiyle yapabileceği bir şey değil bu. Çok daha gelişmiş, yani savaş teknolojileri konusunda ve başka teknolojiler konusunda gelişmiş ülkeler tarafından alınan bir şey. Amerika'nın ve Amerika'ya destek olan bazı ülkelerin veya güçlerin yardım ettiklerini görüyoruz. Bu tabii çok etkin bir sığınma ve gizlenme imkanı veriyor. Bunu kime karşı yaptılar? Yani DEAŞ'ın böyle bir gücü olmadığına göre DEAŞ'ın savaşma şekli, mücadele şekli çok daha farklı. Böyle beton sığınaklarla DEAŞ'a karşı bir mücadele etmek, kendilerini korumak mümkün değil. Bu olası bir Türkiye harekatına ve operasyonuna karşı Amerika tarafından verilen desteğin bir sonucu. Bu tarafından da tabii çok düşündürücü, onu da bir kere daha altını çizmek için bunu söylüyorum. Beton duvarlar, beton sığınaklar. Şimdi dün Yeni Şafak gazetesinin manşetinde bir haber vardı. Diyordu ki haber, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki dinleme üsleri aracılığıyla toplanan bilgiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hareketleri, harekat özellikleri, bundan sonra atacağı adımlar anlık istihbaratla PKK'ya veriliyor. Eğer bu haberde söylendiği gibi bir durum varsa gerçekten, bu bölgedeki dinleme üsleri bu amaçla kullanılıp bu bilgiler aktarılıyorsa PKK'ya, yani gerçekten Türkiye-Amerika ilişkileri bakımından çok daha vahim bir şey var demektir. Bunu Amerikalılar şu ana kadar, yani yalanlayıp yalanlamadıklarını, bu konuda bir bilgi verip vermeyeceklerini göreceğiz. Veya Türk makamlarından bu konuda bir bilgi gelecek mi? Ben bu konuyu merak ediyorum ve dikkatle takip edeceğim. Ve şunu da hatırlatayım, dün New York Times gazetesinde bir makale yayınlandı fikir sayfası bölümünde. Orada Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşlerine yer verdi gazete. Mevlüt Çavuşoğlu çok açık bir şekilde Amerikan kamuoyuna diyor ki ve Amerikan makamlarına, Amerika Birleşik Devletleri yanlış bir taraf seçti, yanlış bir ortak seçti. Yani YPG'nin ve PKK'nın DEAŞ'la mücadele adı altında müttefik hale getirilmesi kabul edilebilir değil ve gelinen durumda işte ortada. Türkiye'de bu konudaki kararlılığı en üst seviyede Cumhurbaşkanı Erdoğan düzeyinde Türkiye'nin Membiç'e kadar, Irak sınırına kadar alanı kontrol edeceğini, terör unsurlarından arındıracağını söyledi. Nitekim yeni bir bilgi daha vereyim. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Türk Hava Kuvvetleri unsurları sadece bu Bursa'ya tepesini ve dağını ele geçirmekle kalmadı. Kritik anlamda, kritik önemde. Bir de Kandil'e, Assos bölgesine bir hava saldırısı gerçekleşti ve oradaki, Irak'ta biliyorsunuz, Kandil Suriye'de değil, orada da 11 hedef vuruldu ve Türk Hava Kuvvetleri uçakları emniyetli bir şekilde üstlerine geri döndüler. Evet. Bu arada Bursa'ya da ele geçirildi. Orada Türk bayrağı dikildi. O görüntüleri aldık. Bu harekat tabii devam ederken Hande, mesela Ömer Uşağı köyü, Adamanlı köyü teröristlerden kurtarıldı ve orada insanlar da evlerine geri dönmeye başladı. Aynı zamanda gıda yardımları yapılıp sağlık hizmetleri de götürülüyor. Orada da sanırım Mehmetçi'ye teşekkür var, halkın teşekkürü var. O görüntüler de yansıyor. Belki Cumhurbaşkanı da dedi, eğer sivilleri gözetmeseydik bu harekat birkaç güne biterdi ama bizim sivillere zarar vermeme hassasiyetimiz büyük dedi. Bu konuda da bir talimatı var galiba. Evet, var. En başından beri var. En başından beri talimatı olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri de en başından beri bu işe hassasiyet gösteriyor. Sivillerin korunması, sivillere herhangi bir zarar gelmemesi konusunda. Uluslararası kamuoyunun ya da terör örgütünün en kolay kullanabileceği konu buydu. Türkiye de bunun bilincinde olarak en başından beri hareket etti. Bu sadece tabii şeyde değil, Afrin'de değil, Elbap'ta da aynı şekilde hareket etti Türkiye. Elbap'ın ardından da Afrin'de de siviller hassasiyeti hep gözetildi. Zaten hep şu söylenmişti, etnik yapıları değiştirmeden bu bölgelerin mevcut sahiplerinin, olan gerçek sahiplerinin buraya yerleştirilmesi, yeniden evlerine dönüşünün sağlanması
ve tüm bu bölgelerin yeniden inşasında Türkiye'nin destek olması. Dolayısıyla görüntülerde de görüyoruz normal halkın, sivil vatandaşların nasıl karşıladığını ve nasıl diyalog içinde olduğunu, hem askeri hem işte güvenlik kuruluşlarının diğer mensupları hem de hükümet bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyor. Yani Hande, az önceki konu hala düşünüyorum söylerken, yani şu ana kadar devletin elinde, yani resmi olarak PKK'ya anlık istihbarat verildiğine dair bir bilgi henüz yok. Yani bu konuda şimdilik diyorum, çünkü yarın her şey değişebilir, ama eğer bu gerçekten oluyorsa bu Türkiye-Amerika ilişkileri bakımından yani yıkıma doğru giden bir sürecin başladığını ortaya koyuyor. Evet, bu konuda yani, herhangi bir açıklama evet, yok ama. Gelmedi. Resmi bir şey gelmedi. Doğrulanmadı henüz bu. Ama bu yönde de şüpheler, yani o kadar çok sıkıntılı yani çok nokta var ki iddia. Böyle bir şüphenin olmasını da yadırgamamak lazım. İddia bu değil mi? Hayır, bu bir iddia. İddia yani işte. Yeni Şafak gazetesi bunu ortaya attı dünkü manşetinde. Evet, yani henüz devletin istihbarat birimlerinden veya genelkurmaydan veya hükümetten ya da cumhurbaşkanından böyle bir şey söylenmedi. Ama böyle bir şüphenin ortaya atılması bile bugünkü şartlarda yani o kadar fazlasıyla rahatsız edici şey var ki, Türkiye böyle bir şeyden şüphelenmekte de haksız değil eğer böyle bir şüphe ortaya konuyorsa. Bu tabii müttefiklik ilişkisinin Türkiye ve Amerika arasında ne kadar zarar gördüğünü ortaya koyuyor. Yani güven sorunu, güven bunalımı iyice büyük boyutlara ulaşınca bunu hızlı bir şekilde toparlamaya ihtiyaç var. Yani ben Türkiye'de böyle bir istek ve bir irade olduğunu görüyorum, ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani hele Pentagon'un, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'ye bakışı ve YPG'den, PKK'dan bir türlü adeta vazgeçemeyişlerini görünce bu konuda ilerlemek için biraz zamana ihtiyaç var veya şartların gelişmesine ihtiyaç var. Ben Türkiye'nin bu operasyonu ilerledikçe ve netice aldıkça umarım Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'deki bu kararlılığı görür ve terörle mücadele ettiğini Türkiye'nin, yani PKK'nın ve YPG'nin de Türkiye bakımından ne kadar hassas bir terör örgütü olduğunu anlarlar diye bir hala bir umudumu koruyorum. Yani Türkiye dört bir yandan, dört bir koldan diplomasiyi de kullanarak bunu anlatmaya çalışıyor. Yani Ömer Çelik'in dün Avrupa Parlamentosu'na yönelik yaptığı değerlendirmede de bu var. Hakan İbrahim Kalın'ın McMaster'la yaptığı görüşme, güvenlik, ulusal güvenlik danışmanı, her düzeyde Türkiye bunu ortaya koymaya çalışıyor. Bu kararlılığını, bu tutumunun gerekçesini anlatmaya çalışıyor. McMaster'ın, İbrahim Kalın'ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasını sen de yazmışsın Hande. Orada Beyaz Saray arasında bir durum, bir farklılık söz konusu, bir kafa karışıklığı söz konusunu kabul etti deniliyor. Ve silah yardımı konusunda açıklamaları var. Belki daha detaylı anlatıp Trump-Erdoğan görüşmesi nasıl geçti? O telefon görüşmesi, belki o konuda Türk-Amerikan ilişkilerine dair bilgi notu verirsin bize. Trump-Erdoğan görüşmesi aslında kötü bir görüşme değildi. Bunun altını çizmek lazım. Ankara açısından değerlendirmede Trump'ın daha farklı, iyi ilişkiler istediği yorumu yapılıyor. Ama tabii Amerika'dan, her kafadan bir ses çıkan, Amerika kendi içinde koordinasyonsuzluğu yaşayan bir yönetimden söz ediyoruz. Ankara daha evvel özellikle bu hatırlayacaksınız vize krizi ve benzerinde Amerikalı larla yapılan görüşmelerde resmen her kafadan bir ses çıkıyor. Farklı farklı bir konuda açıklamalar geliyor. Şikayetini iletmişti. Bunu söylemek lazım. Bu son görüşme, McMaster İbrahim Kalın görüşmesinde tabii öncelikle açıklama krizine değinildi. Yani Beyaz Saray'ın açıklamasına değinildi. Ve burada McMaster, onlar Beyaz Saray'daydı, biz Davos'taydık ifadesini kullandı. Yani kendi aralarında bir anlamda bir koordinasyonsuzluk olduğunu kabul etti görüşmede. Beyaz Saray'ın ve kendi içinde bile bir sonrasında da tabii yönetim arasında. Evet, evet. Evet ve bir koordinasyon iki ülke arasında yapılmasına karar verildi. Aslında görüşmelerden sonra açıklamaların yapılmasından önce karşılıklı teyit alınırdı. Bu son görüşmede, Trump-Erdoğan görüşmesinde o teyitleşme yapılmadı. Bundan sonraki süreçte Trump-Erdoğan görüşmesinde Beyaz Saray ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı açıklama yaparken yine karşılıklı teyit alınmasına karar verildi. Birinci bölümü bu, bunu söylemek lazım. İkincisi, McMaster gene YPG ile işbirliğinin, yani daha doğrusu YPG'ye silah verilmeyeceğini tekrar ifade etti. Ama Türkiye çok net
hem Trump'a, hem Tillerson'a, hem McMaster'a meselenin sadece silah verilmemesi değil, YPG ile işbirliğinin tamamen kesilmesi olduğunu ifade ediyor. Yani arada bir güven bunalımı var. Aynı zamanda farklı açıklamalar, yani güvenli bölgeyle bile ilgili Amerika'nın çeşitli farklı kurumlarından çeşitli farklı açıklamalar geliyor. İkinci boyutu bu. Çok net Türkiye'nin beklentileri şöyle: evet silah verme, iki verdiğin silahları topla, üç lojistik desteği kes. Çünkü sadece silah değil, PKK'ya, YPG'ye verilen Amerika tarafından. Eğitimi kes, kısacası işbirliğini alanda kes. Yani Amerika'nın hep sözde söylediklerini Türkiye artık fiiliyatta ve alanda görmek istiyor çok net olarak. Dışişleri ve bu olmadığı sürece de güven tesis etmelerini. Çok söz verildi, tutulmadı, somut adım bekliyoruz, evet, diye. Bunu senin yaptığın söyleşte de vurgulamıştı. Bu açıklamalardan sonra tekrar vurgu gelmiş. Ya güvenli bölge vesaire, ama önce bir güven tesis edelim, uygulamada görelim her şeyi diye. Tabii yani 2012-13 yıllarında Türkiye güvenli bölgeyi söylemeye başladı. Aynen. Eğer o zaman bu kabul edilseydi şu an bambaşka bir görüntüyle karşı karşıya olunurdu. Şu andan itibaren ki yönetim önce işte evet yaptık, böyle bir teklif yok, böyle bir teklifimiz yok. Pentagon'a göre var, Tillerson'a göre sadece konuşuldu, Pentagon'a göre askerler görüşüyor falan, yani tam bir karmaşa hakim aslında kendi içlerinde. Şu an itibariyle yapılacak güvenli bölgenin Türkiye'ye getirisi götürüsü çok tartışmalı. Yani o güvenli bölgede kimin askerleri konuşlanacak? Çünkü Irak gibi bir geçmişte örnek var. Dolayısıyla illa Türkiye'yi artı bir şeye getirir şu saatten sonra diye bir şey yok. Güven olmadan da güvenli bölgenin olması Türkiye'nin gerçekten çıkarlarına değil. Dolayısıyla Türkiye'nin öncelikli beklentisi A'dan Z'ye YPG ile bütün ilişkilerini kesmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunu ne kadar yaparlar? O da bir soru işareti olarak duruyor zaten. Bir de ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya, bu kadar silah ortada dururken Ebru ve Hande, kuleler, yani istediğimiz kuleler kadar biz bir güvenli bölge ilan edelim ya da onlar ilan etsinler, bu silahlar bir şekilde güvenli bölgesi falan filan bunun olmuyor. Zaten Amerika'nın kendi imkanlarıyla, mühendislik bilgisiyle ortaya koyduğu o tünellerden, bir takım yarattıkları yerlerden o silahları veya insanları geçiriyorlar, bombaları geçiriyorlar. Tek bir teröristin bile elindeki kritik bir mühimmatla, bombayla gelip Türkiye'de herhangi bir yerde eylem yapmasının, terör eylemi gerçekleştirmesinin biz bedelini çok ağır ödemiş bir ülkeyiz. Bu ülkeler tek bir vatandaşlarının bile, tek bir askerlerinin bile burnu kanamasın diye bu kadar tedbir alırken, bu kadar silah yığarken, Türkiye'nin kendi vatandaşlarının, sivillerinin güvenliğini sağlamak için bu operasyona girmesini işte eleştiriyorlar, anlamadıklarını söylüyorlar. Avrupa Parlamentosu'na soru önergeleri geliyor. Dolayısıyla çok net. İşte Reyhanlı'ya, kilise her gün düşen roketler ortada. Türkiye'nin dört bir yanında PKK'nın yarattığı terör eylemleri 35 yıldır Türkiye'nin ödediği bedel ortada. Bu kadar kan dökülmüşken, bu kadar şehit kanı dökülmüşken, insanlar hayatını kaybetmişken, terörün acısını yaşayan ülke Türkiye. Dolayısıyla bununla mücadele hakkı Türkiye'nin var. Vardır, meşrudur ve de uluslararası hukuka uygundur. Bunu defalarca anlattık. Kaldı ki sümen altı edilmeye çalışılan Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü raporlarında da, Amnesty International raporlarında da YPG unsurlarının, PYD unsurlarının nasıl savaş suçu işledikleri anlatıldı. Yani bunların terör örgütü oldukları ortaya kondu. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Haber Alma Örgütü CIA'in bir internet sitesi var. Orada bir tür böyle bir Wikipedia'ya benzeyen bir ansiklopedi var. Dijital online bir ansiklopedi. O ansiklopedinin içinde YPG ve PKK yazıldığı zaman bunun PKK'nın bir kolu olduğu ve Suriye'de örgütlenen bir terör örgütü olduğu ortaya konuyor. Yani oradaki bilgi kaydında bile, database'de bile bu varken bu ikircikli tutum, bu çifte standardı anlayabilmek ve kabul edebilmek mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hafta sonu yaptığı açıklamalarda terör örgütüyle işbirliği yapan Amerika'yı bir kez daha uyardı. Hani Suriye'deki terör örgütünün patronu Kandil. Dünyanın tamamı bunu anladı ama bizim müttefikimiz bir tek bunu anlamıyor diye. Bu arada Afrin'den gelen fotoğrafları AFP, Fransız haber ajansı geçti. Orada da kentin girişinde Öcalan posterleri zaten PKK-PYD işbirliğini de çok net anlatıyor bu görüntüler. Yorumları da beraberinde geldi.
ve Cumhurbaşkanı silindir gibi geçeriz. Teröristler bedelini ödeyecek diyor Cumhurbaşkanı. Bize saldıran hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız diye. Bu arada Minbiç'i arındıracağız. Sonra da Irak sınırına kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu nokta belki biraz açılabilir. Afrin merkeze doğru harekat devam ederken tüm sınırda teröristleri temizleyeceğiz vurgusu. İki gün üst üste geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Nasıl devam edeceği operasyonun bu Minbiç konusu? Ebru, yani en başından beri tabii en başından beri söyleniyor. Asıl burada şu, Minbiç en kilit ve en sorunlu alan. Çünkü Minbiç konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye verdiği bir söz vardı. Bu söz yaklaşık 1,5-2 yıldır tutulmuyor. Dolayısıyla ara ara böyle konuşuyorum, rahatsız olduğum için çok özür dilerim. Farkındayım, geçmiş olsun. Dolayısıyla çok teşekkürler. Minbiç konusunda Türkiye en başından beri adım atılmasını bekledi, bu adım atılmadı. Şimdi pek çok defa görüşmelerde Minbiç konusunda uyarmasına rağmen Türkiye hala bir adım atılmış değil. Aksine de Minbiç başta olmak üzere Fırat'ın doğusunda inanılmaz bir yığılma, inanılmaz bir örgütlenme ve silahlanma olduğunu biliyor Türkiye. Bununla birlikte o bölgede en dikkat çeken konu Amerika Birleşik Devletleri'nin üsleri var. Yani askerleri var. Son Trump-Erdoğan görüşmesinde de zaten Trump'ın ifade ettiği, iki müttefikin askerleri karşı karşıya gelmemeli dediği, Amerika hep Afrin'de olmadığını söylüyor ama Minbiç ve Fırat'ın doğusu için geçerli. Fakat Amerika burada bir adım atıyor mu? Hayır, atmıyor. Amerika'nın üstlerine yakın yerlerde PKK'nın, PYD'nin bir takım silah yığıntıları, işte cephanelikleri olduğunu da biliyor Türkiye. Türkiye'nin elindeki bilgiler hep bu yönde. Ama sınırlarını sonuçta oradan da tehdit ediyor terör örgütü. Dolayısıyla ya Amerika Birleşik Devletleri Afrin harekatını görüp adım atacak, başta Minbiç konusunda, ya da Türkiye bu noktada pek çok defa dile getirdiği gibi kararlılığını yerine getirecek. Daha zor olduğunun altını çizmek lazım. Yani 13 Amerikan üssüyle birlikte, o Amerika'nın zaten bölgede kalıcı olmak istediğinin en büyük göstergesi, 13 Amerikan üssüyle birlikte çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Burada çatışma riski var işte, askerleri evet. Çekmezlerse. Yani şimdi nasıl Rusya askerlerini buradan çektiyse, bir görüşme yapıldı. Moskova'ya gitti Hakan Fidan ve Orgeneral Hulusi Akar, dedi ki biz giriyoruz, yapacağız operasyonu. Ve bir, yani zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında bir yoğun bir diyalog, sıkı bir diyalog var. Bunun neticesinde belli bir koordinasyon dahilinde Rusya askerlerini güvenli bölgeye çekti. Evet, Amerika'nın yani Rusya'nın da Afrin'deki askerlerinin sayısıyla Amerika'nın o bölgedeki askerlerinin sayısı arasında ve üstlenmesi arasında bayağı fark var. Ama ne olursa olsun, yani bu Türkiye'nin değil Amerika'nın sorunu. Yani 12 bin kilometre öteden buraya asker tabii gönderenlerin öyle, bunu değerlendirmesi lazım. Ama Amerika inanılmaz bir şekilde oraya PKK ile PYD ile birlikte yerleşmiş durumda. Yani alan çok da büyük bir alan. Büyük bir alan. Üstelik orada da 60 bin dolayında silahlı YPG'li PKK'lının olduğu söyleniyor. Eğer Türkiye o bölgeye de operasyonu genişletmez ise bu tehlikeyi ve güvenlik riskini bertaraf edememiş olacak. Silahlar orada durduğu müddetçe. Yani hep ceplerden bahsetmiştik Ebru, hatırlıyor musun? Ta bundan bayağı bir uzun bir süre önce bu operasyonlar nasıl olacak? Hatta küçük cepler olacak diye ifade etmiştik. Açıkçası ben Fırat'ın doğusunda da benzer ceplerin oluşturulmasını bekliyorum. Daha geniş bir alan değil ama Minbiç başta olmak üzere bir takım ceplerle güvenliğin sağlanmasını konuşabiliriz. Yani o açıdan olacak gibi. Hafta sonu boyunca okuduğum tüm yorumlarda, bugün Hürriyet'te de var, Fırat'ın doğusuna el atmadan olmaz deniliyor. Senin aktardığın o birikim oradaki... Asıl askeri yığınak orada çünkü. Yani öyle, bu Afrin operasyonu Türkiye'nin neredeyse yani günlük hayati ihtiyaçları bakımından kritik önemdeydi. Oradan başlandı ama öteki mesele çok büyük. Yani hem Amerika'nın varlığı, az önce konuştuk, hem oradaki YPG'nin elindeki silahların niteliği, YPG'li terörist sayısının fazlalığı sebebiyle mutlaka orası da Türkiye'nin radarında görünüyor şu anda. Bir de bundan sonrası için şu öneri geliyor. Bülent Tezcan senin programında da aktardı. Esad'la görüşülmeli. Orada başka noktalar da var. Eğer İncirlik üssünün kapatılması gibi bir durum düşünülürse destek veririz diyor. Hani Türk-Amerika ilişkilerinde ve bundan sonra bir yaptırım olur mu sorusuna cevap verirken. Bu diyor siyaset üstüdür, partiler üstü bir durumdur.
desteğimiz tamdır diyor. Başka tartışmalar var ama hani Esad'la görüşülmeli mi? Rejimle bir görüşme gerçekleşecek mi? Harekat büyürken, büyüyecekse eğer. Böyle bir ihtimal var mı? Ne dersiniz? Önce şeyi söyleyeyim. İncirlik Üssü'nün kapatılması şu anda gündemde değil. Hı hı. Yani Türkiye'nin de bunu bu aşamada arzu ettiğini ve istediğini düşünmüyorum ama bu tabii masada durabilecek seçeneklerden biri. Bülent Tezcan da CHP sözcüsü ve genel başkan yardımcısı. Böyle bir şey gündeme gelir ise ve gerekirse milli menfaatler bakımından CHP buna destek olur dedi. Esad'la görüşme konusunu farklı kesimler dile getiriyorlar. CHP bunu uzunca bir süredir gündeme getiriyordu. Türkiye doğrudan değil ama Rusya üzerinden Esad'la zaten rejimle bir belli noktalarda iletişimini sürdürüyor. Soçi süreci var, Astana süreci var zaten. Bunlar da devam ettiğine göre belli bir şey var demektir. Belli bir iletişim kanalı açık demektir. Ayrıca bu operasyon başlarken yazılı olarak bir bilgi notu Dışişleri Bakanlığı tarafından rejim kaynaklarına iletildi. Ha, bundan sonraki aşamada ne olacağını biraz bence sahadaki gelişmeler gösterecek. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü isteyen ülkelerden biri. Bu da sanıyorum ki rejimin de Esad'ın da memnun olacağı bir pozisyondur. Bir not daha aktarayım. Onu da bir araya getirdiğimiz zaman belki bu konuda daha iyi fikir ediniriz. Başbakan Binali Yıldırım da göreve geldiği günden bu yana Esad'ın Suriye'nin bugününün bir gerçeği, bir realitesi olduğunun altını çiziyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki tutumu bence dinamik ve güncel olarak değişkenlik gösterebilir ve önümüzdeki günlerde bazı yeni adımlar, yeni kararlar ortaya çıkabilir. Şu anda gündemde değil. Herhalde. Sen de katılıyor musun anne? Vallahi ben de katılıyorum. Şöyle bir defa önce Amerika-Türkiye ilişkileri hakkında bir şey söyleyeyim. Görüşmelerde muhataplarına isimler çok net Türkiye'deki yükselen Amerikan aleyhtarlığını ifade ettiler. %80'ler, 90'lar civarına kadar artan bir rakamdan bahsediyoruz. Bunu söylerken de Türkiye'deki halkın, yani Türkiye'nin halkın sürekli incirlik konusunu gündeme getirdiğinin de altını çizdiler. Peki Türkiye gerçekte böyle bir adım atar mı? Hayır, şu an için böyle bir niyet yok. Aksine şunu söyleyebilirim. İlişkiler kopmasın ve gerilmesin noktasında. Son yapılan Trump-Erdoğan Colin McMaster görüşmesi de bu çerçevede. Yani evet, görüş ayrılıkları, görüş farklılıkları var ama müttefiklik unutulmamalı. Bu çerçevede de bu ilişkilerin yeniden onarımı için ne gibi adımlar atılır? Ki biliyorsunuz bir de heyet var. Bu heyetin çalışması sürüyor. Bir de sessiz heyet var. Öyle adlandırmıştık. Bunun da çalışması sürüyor. Yani evet, ilişkiler kötü, durum kötü. PYD, YPG'ye verdiği destek ortada ama daha gerçekçi bakıldığında iki tarafta bu ilişkilerin kopmasından yana değil. Gerilimin daha da yükselmesinden de yana değil. Ama tabii Türkiye güvenmek istediği için sahada, alanda Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak ona bakacak. Gelelim Suriye konusuna. Rejimle, Şam rejimiyle Türkiye dolaylı olarak zaten görüşüyor. Dolaylıdan kastım şu, İran ve Rusya üzerinden gerektiğinde haberleşiliyor. Şam rejimi de İran ve Rusya üzerinden Türkiye'ye haber gönderiyor. Türkiye de İran ve Rusya üzerinden Şam rejimine haber gönderiyor. Ama yakın tarihte böyle bir diyalog olur mu? Ben böyle bir şey beklemiyorum. Türkiye'nin Esad'a karşı tavrı çok net. Dolayısıyla bu dolaylı görüşmeler devam edecektir. Belki ileride çok alt düzeyde bir takım istihbari görüşmeler olacaktır. Ama şu an için ben ilerisine geçeceğini düşünmüyorum. Bu noktada tartışmalara ilişkin yorumlar böyle. Bir de AK Parti Özgür Suriye Ordusu raporu hazırladı. 5 sayfalık bir tartışmada bu. El-Kaide bağlantısı gerçek dışıdır deniliyor bu raporda. Özgür Suriye Ordusu kimdir? Meşruiyeti nedir? El-Kaide ile neden anılamaz gibi sorulara yanıt veriliyor bu 5 sayfada. Belki ayrıntısını siz aktarırsınız. Bu yönde de bir tartışma var. Özgür Suriye Ordusu'yla niye işbirliği yapılıyor? El-Kaide bağlantısına dikkat çekilmişti. 5 sayfalık notta El-Kaide ile ÖSO anılamaz. Suriye'de rejimin müdahalelerine karşı muhalefetin kurduğu bir girişimdir Özgür Suriye Ordusu deniliyor ve detaylar anlatılıyor. Belki birkaç notunuz vardır. Bir yandan da ahlaksız polemiği devam ederken CHP ile AK Parti arasında.
Şimdi şöyle, ÖSO konusunda Türkiye çok hassas çünkü normal bildiğimiz muhalefet olarak görüyor, bu muhalefetin askeri unsurlarında Özgür Suriye Ordusu oluşturuyor diye bakıyor. Hem Türkiye'nin kendi güvenliği ve bekası açısından Elbap'ta yapılan operasyon, hem Afrin'de yapılan operasyon devam ederken üstelik ÖSO konusunun El-Kaide ile birlikte anılması Türkiye şunun altını çiziyor. Uluslararası alanda da başka alanlarda da Türkiye'yi zora sokar. Dolayısıyla bir defa bir ana muhalefet partisinin AK Parti'den yapılan değerlendirmeleri ifade ediyorum. Bu tip yaklaşması büyük bir sakınca yaratır ifadesiyle daha çok tepki dile getiriliyor. Dolayısıyla bu konunun bağlantılı olmadığını da işte hem broşürlerle hem de yapılan açıklamalarla ortaya koymaya çalışıyor doğal olarak hükümet ve AK Parti. Türkiye'nin burada Türkiye'yi durdurabilecek, durdurma yönünde ortaya atılabilecek iki tane temel argüman, iddia var. Bunlardan biri bölgedeki sivillerin de hayatını kaybetmesi. Türkiye böyle bir şey yol açmamak için çok büyük bir gayret içinde ve bu da olmuyor zaten. Bir sivil kaybına yol açmadan YPG hedeflerini Türkiye vuruyor. Bu birinci nokta. İkincisi de yine Türkiye'yi durdurmak için uluslararası arenada işte Türkiye oradaki bir takım dini referans alan terör örgütleriyle işbirliği yapıyor. İşte El-Kaide, geçmişte DAEŞ veya buna benzer örgütler yakıştırmasıyla Türkiye'nin bambaşka bir çizgiye doğru kaydığını ortaya atıyorlar bazı yerlerde. Bunlar da bilindiği için, yani nihayetinde Ankara'da da bu konuları takip eden bir devlet aklı var. Özellikle bu konularda çok dikkatli zaten. Yani içine terör unsuru bulaşmış veya herhangi bir başka bir şeyi Türkiye'nin kabul edemeyeceği başka bir referansı alan bir yapı Türk askerlerinin yanına girmesin, birlikte görünmesinler ve beraber de bir şey yapmasınlar diye zaten bir şey var, bir gayret var. Türkiye'nin de, yani Özgür Suriye Ordusu denen yapı, geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nin de meşru kabul ettiği ve destek verdiği, Eğit Donat programından geçirerek silah verdiği bir yapıdan bahsediyoruz. Özgür Suriye Ordusu, Free Syrian Army denen yapı. O nedenle Türkiye buraya El-Kaide, DAEŞ veya buna benzer örgütlerin uzantılarının sızmaması için çok çok dikkat ediyor. Tabii ki oradaki herkesin, yani %100 bugünün de geçmişinde tam olarak, yani 7 kuşak geri gittiğiniz zaman kim vardır kim yoktur, yani bunların nihayetinde Türk askerinin üniformasının geçirildiği insanlar değil bunlar. Bunları %100 bilebilmek mümkün değil. Sakıncalı olan, yanlış olduğu tespit edilen insanlar varsa zaten bunlar ayıklanır, elimine edilir ve Türk askerlerinin yanından uzaklaştırılır. Ama bu konuya Türkiye'nin çok dikkat ettiğini söyleyebilirim. Evet, son olarak belki kısaca tartışmalardan, şimdi Kardağ'a gideceğiz. Onun öncesinde İçişleri Bakanlığı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdiği ve halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu. Savaş istemiyoruz açıklamaları yapmışlardı, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın da tepkisi var. Bunlar aydın değil, mankurt sürüsü diyor Cumhurbaşkanı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede adalet yok, talimat bekliyorlar karar vermek için. Avukatlar aracılık ediyor o talimatları iletmek için. O avukatları da açıklayacağım diyor. Bir yandan da bu tartışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın açtığı soruşturma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği'ne tepkisi ve yargı vurgusu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ya, Türkiye bu operasyonu yapmamak için çok uğraştı. Hem Elbap hem Afrin, bunun altını çizmek lazım, ama topraklarına yönelik terörist saldırılar ve bekası sebebiyle harekete geçtiğini unutmamak lazım. Şöyle bir son iki yılda yaşananları gözden geçirmek lazım. Bu birincisi. İkincisi de kısa dediğin için söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 10'daydı değil mi Hakan? 10'da. Ankara temsilcileriyle bir buluşması var. Herhalde bu avukat iddiası da orada sorulacaktır. Belki bir açıklama yapar. Ebru, ben de Kardağ'a söyleyeyim istersen. Bu gelişmelere ilişkin yorumun yoksa ben bir not ekleyeyim, burayı bitireyim. Rus yazar Çehov, bunun bir kuralı vardır. Duvarda film başlar, bir tüfek ve belde de silah varsa o göstermelik değildir. Bir gün patlar der. Putin hatırlatmıştı, biliyor musunuz, Suriye iç savaşı başladığında. Dolayısıyla o silah, tüfek Doğru. duvardaysa, silah da cepteyse, silahları verdiğiniz öyle bitmiyor. O silahlar patlar.
bu harekat da biraz o silahların bize dönüp patlamaması içindir. Daha Türkçesi ve Rus yazar Çağov'un bilinen kuralıyla. Biraz da hani böyle de bakmak gerekiyor. Evet. Deniliyor. Kardağa geçebiliriz. Savunma Bakanı çelenk atacakmış Yunan Savunma Bakanı ama atamadı. Biz şey evet, komşuyduk değil, agresif komşuyduk değil mi? Kendileri de maşallah süt dökmüş gibi. Yani ben hep söylüyorum bu Ege Adaları, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'nin bir barış gölü olmasının bir vesilesi olması gerekir. Bu kadar Türk turistinin, ziyaretçinin gittiği, iki ülke halklarının yakınlaştığı bir yer. Burada barıştan, işbirliğinden başka bir şeyin olmaması lazım. Fakat maalesef kışkırtmalarla Türkiye'nin ana karasının bunun dibine kadar geliyor Yunan Savunma Bakanı. Kendi ana karasından, Atina'dan kalkıyor buraya kadar. Böyle bir şey için ben bu tip şeyleri provokatif ve tehlikeli buluyorum. Yani eğer bir anma yapacaksa onu başka bir yerde de yapabilir pekala. Gider bir tören yapar, üzüldüğünü anlatır vesaire. Ama kalkıp bir bakanın bir Yunan hücum botuna binip yani... Hande biliyorsun değil mi tam olarak nerede olduğunu? Yani yüzme mesafesinde yani Bodrum'dan. Bilerek yapıyor yani onun Bodrum'dan, tarzı bu. Tabii aşırı sağcı bir politikacı Panos Kamnenos Yunan hükümetinde Syriza Sol İttifak bir taraftan varken yani Tsipras'ın hükümetinde böyle de bir adam, böyle de bir şahsiyet var. Nevi şahsına münasip. Tsipras'a da çok söylendi bu adam. Hayır, Tsipras'ın da başının belası aslına yani bakarsan. Çavuşoğlu da işte yapılan bütün görüşmelerde hep şikayet edildi ama. Yani Tsipras da bunun farkında evet. Da işte bazen hani hükümetlerde, Alman hükümetinde, başka hükümetlerde de koalisyon dengeleri sebebiyle bir şey yapılamıyor ya. Bir de tabii Yunan kamuoyunda bir Türkiye ile ilgili bir belli bir ön yargı ve korku olduğu için habire bunu pompalayan siyasetçiler var ama yani bıktık usandık artık bu aşırı radikal sağ kuşak siyasetçilerden. Bunların bir sonu gelmedi. Belli bir dönemde Pangalos vardı, hatırlar mısın? Evet. Theodoros Pangalos. Tabii daha çaplı bir adamdı, daha çaplı bir siyasetçi, en azından böyle fanatik şovların dışında şeyler yapardı ama bu tehlikeli. Yani orada bir kaza olsa, bir Yunan helikopteri daha düşse veya bir Türk gemisiyle bir çarpışma meydana gelse hücum batıyla çok daha üzücü şeyler meydana gelebilir. O nedenle herkesin burada aklı selimle hareket etmesine ihtiyaç var. Yani orada savaşacak bir durum yok. Orada işbirliği yapacak bir ortam var. Kardak'ta yaşadığımız, Ege'de yaşadığımız sıcak anlar yine Yunan Milli Savunma Bakanı sahnedeydi. Yine Kardak konusuydu ve çelenk atacağım dedi. Bizim sahil güvenliği ve Türk gemileri izin vermedi. Öyle bir gerginlik, sıcak anlar yaşandı. Durum buydu. Şimdi biraz böyle diğer gündem başlıklarından şöyle bir tur yapalım. Hafta sonu Uludağ'ın halini gördünüz mü? 2000 kişinin kuyrukta dağa girmeye çalışırkenki halini. Yarı yıl tatilinde hep beraber karne alıp vallahi hep gördüm. Beraber kayak şampiyonluğu elde ediyoruz maşallah. Herkes kayak yapıyor. Herkes karne aldı. Süper. Aynı anda. Şahane. Şahane. Evet, Uludağ'ın gerçekten, görüntülerini belki yani evet, biraz sonra verirler. 15 gün tatil güzel bir şey. Uludağ kuyruğu diye de gazetelerin birinci sayfalarına ya, yansımış. Turizm olsun, hareketlilik olsun. 2000 kar kişi dağ kuyruğunda beklemiş yani. Noktalarda hafta. Çünkü büyük şehirlere kar yağmıyor. Bahar geliyor yani büyük şehirlere. İstanbul'da bahar gelecek. Bu havalar mahvetti hani de bize. Gerçekten Şubat ayına girmek üzereyiz. Şu an öyle kar yağmadığı için mikrop yani inşallah kar yağar. Ankara'da şu anda yağmur yok. İstanbul'da da yoktu. Evet, yani. Evet. Dün Elon Musk'ın yeni durumunu gördüm. Son yılların, son 50 yılın. Evet. İstanbul'a gelirsen baharı yaşayacaksın bu hafta. Ağaçlar çiçek açacak. Şubat'a girerken. Vallahi gelemiyorum. Çok istiyorum ama çok işim var. Ne yapalım? Elon Musk'ı gördünüz mü? Evet. Bu adı canı sıkılan gördüm diye bir şirket var. Onunla ortak. Böyle alev saçan bir silah üretmiş. Almayın, çok saçma bir şey demiş ama kim dinler? Zombi savar. Kim dinler? Evet. 2 saat 1000 adet. The Boring Company diye evet. Bir şey var değil mi? Canı sıkkın nedir şey. Nedir o öyle ya? 1000 kişi de almış yalnız değil mi? 2 saatte almış. 2000 mi? 2000. 1000 diye duydum ben de. 2 saatte 1000 kişi. Enteresan, ne yapacaklar onu? Öyle yani alev saçacaklar. Öldüremeyeceklerine göre. Öyle yaşayacaklar anneciğim.
Hani gerçekten, ne için aldılar? Gerçekten yani? Alev çıkıyor değil mi onun? Alev evet, çıkıyor. Evet. Zombisi var yani. Öyle bakılıyor da. Ama niye aldılar yani? Hiç anlamadım ben. Alev alev. Yani uzak kaldım biraz o hadise. Alev makinesine. Ay çok enteresan. Evet. Yani adam ne dese bak, satıyor yani bir anlamda değil mi? O var yani galiba. Almayın dese de satıyor. Alın dese ne olacaktı acaba? Yönetmenimiz Akın diyor ki mangal yatmak için alırlar. Büyük çakmak. Fena yakar bu. Büyük çakmak. Tabii bizim yollardaki halimiz, Kadıköy'de bir çocuk yürürken böyle gelip suratına pat diye tokat yiyebilir yani, çok garip. Hatta sonra o kişi tanımıyorum, öyle farkında değilim der, serbest bırakılır. Sonra ay niye serbest bıraktık diye geri alınır içeriye. Sınav kaygısı olan bir çocuk doktora götürülür, sonra yoğun bakıma alınır. O haberlerimiz de var mevcut. Yani niye insanlar... Yani o kızcağızın zaten burnu, evet burnuna yumruk yani atan kişiden bahsediyorsun. Evet. Yani işte Allah akıl sağlığı versin, ondan sonra ruh sağlığı versin. Allah. Korkunç bir görüntü. Kabul edilemez bir şey. Bunun gibi bir tane daha haber vardı. Tabii canım terbiyesiz. Yani böyle şey mi olur? Bir de bu önce serbest korkunç bırakıyor. Korkunç bir şey bu yani. Tanım evet. Farkında değilim diye. Bu genelde oluyor biliyorsun ama. Yani beyin kanamasından ölebilir o şeyin. Bu ya tabii her şey olabilir yani. Düşüp. Bu genelde olabiliyor yani. Gerçekten bunu çok yaşıyoruz. Bir çocuklu bir kadına da aynı şey olmuştu, hatırlıyorsunuz. Ya ama gerçekten yani mesela insanın başına gelse ne yapar? Tahammül edilemez bir şey. Neyse en azından tekrar alınıp tutuklandı bu kendini bilmez. Teşekkür ediyorum. Bugünü tamamladık parametre cephesinden. Anladığım kadarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantısı var. Kolay gelsin. Yarın bu açıklamalar var. Evet. Kolay gelsin Ankara. Hande Hakan. Onu acele ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kısa bir ara. Tamamlıyoruz parametreyi. Yarın 8.45'te görüşebilmek umuduyla iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.